bak şu oltayı görüyor musun? Evet. Bak o oltun burada kahverengi bir şey var bak. O yarısı mı? Ne yapacaksınız siz? Hocam. Balık mı tutacaksın? Evet. Çıkıyor mu buradan balık? Yaklaş. Allah Allah. Ne güzel lan. Oğlum, bu noktaya da dalış noktalarımızdan biri. Bu noktada özellikle falez bölgesindeki kıyıdan oltayla av yapan balık avcılarını şu falez yukarısındaki yukarıda gördüğünüz, bakın orada bir misine duruyor zaten oltacı amca sağ olsun. Misinesi de suda. Onların suya bıraktığı, yukarıdan yalnızca denizi hep mavi gördükleri ama suyun altının şöyle söyleyebilirim. Durumu bu. Burada gördüğünüz gibi yani ne var? Yukarıdan atılan misinaların ne hale geldiğini burada görebilirsiniz. En az 2-3 yıllık misina bunlar. Biz toplamamıza rağmen yeni atılmış misinalar da var ve bunlara ek yukarıdan atılan oltaların kurşunları da bunların içerisinde. Bunu biz yaklaşık 10 dakikalık bir dalışın sonunda çıkardık. Ama her yıl yani 1-2 saatlik çalışmanın sonunda bunlardan hani onlarca çıkartıyoruz. Üzücü. Doğada çabuk yok olan ürünler değil, misina ve kurşun. Ve su canlıları için de tehlikeli. Sonuçta onların hayatını etkiliyor. Suyun altında dalış esnasında biz daha çok balık ve su fauna florasını görmek isteriz. Ama gördüğünüz manzaralar bunlar. Bu gördüğünüz, görmüş olduğunuz kurşunlar her dalışta denk geldiğimiz maddeler. Zararlı toksit atıklar sırasında en üst listede yer alan bu kurşunlar doğada yok olması da zor maddeler ayrıca. Ben bundan 3 sene kadar önceki yaptığım bir dalışta kendim bu oltalardan birine takıldım. Kendim çıkartamadığım için hastaneye giderek çıkartmak zorunda kaldım. Şimdi bunlar özellikle nesli tükenmekte olan bir canlının yaşadığı yerlerin etrafında su altında yüzlerce metre uzanan, üzerinde misinalarıyla birlikte, kurşunlarla birlikte kalan üzerinde ölmüş canlılar, balıklarla birlikte. Çok korkunç bir manzara şu anda bile bunları toplarken yukarıdan hala bu nesli tükenmekte olan hayvanların yaşadığı bölgede yasak olmasına rağmen oltayla avcılık hala yapılıyor. Biz topluyoruz, onlar atıyor gibi bir durum var yani.